hikayenizi tekrar anlatacağız. Ama yine bazı kulaklar sağır kesilecek. Hiçbir şey duymayacak. Bazı gözler kör olacak. Hiçbir şey görmeyecek. Biz vicdanı olanlara, içinde insanlık onur taşıyanlara sesleniyoruz. Buradaki herkes duydu. O yaşanan insanlık suçunu izledi. Bu saldırılar ilk değildi, son da olmayacak. Arkasına emperyalist güçleri alan İsrail, tarihin en kanlı, en acımasız katliamlarına devam ediyor. Gazze'de 3 gün önce El-Ehli Hastanesi'ne hedef alan Siyonist, emperyalist, katil İsrail, çoğu çocuk 500'den fazla kişiyi katletti, insanlık suçu işledi. Hastane vuran, etnik temizliğe girişen, uluslararası hukuku yok sayarak Filistin kentlerini işgal eden, Gazze ile Batı Şeria'yı açık hava hapishanesine çeviren, Filistinleri yersiz, yursuz, susuz, ilaçsız bırakan İsrail'i lanetliyoruz. İsrail bu katliamları yaparken asla yalnız değil. Emperyalist ABD, Batı'nın kapitalist merkezleri ve medyası bir olup bu katliamı kutladılar. Bu kan onların elinde. Bu kan bugün sesini çıkartmayan herkesin elinde. Çünkü İsrail onlar için Orta Doğu'da büyük bir askeri üs. Çünkü emperyalist Orta Doğu politikalarının merkezinde işgalci İsrail'i korumak, onlarla işbirliği yapmak var. Hem de halkları yok etmek pahasına. Yalnız İsrail ve ABD değil, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da Filistin bayrağı taşımayı suç haline getiren bu işbirliğimize lanet olsun. Bugün yapılacak şey kınama mesajları yayınlamak değil, yalanla ulusal yas ilan etmek hiç değil. İsrail ile ticaret alanında, güvenlik alanında işbirliği yapıp kınama mesajı yayınlamak ikiyüzlülüktür. AKP'yi uyarıyorum. Irak işgalinde ABD Orta Doğu'ya Orta Doğu olmaya çalıştınız. Bu halk size izin vermedi. ABD ile birlikte Suriye'yi yakıp yıkmaya kalktınız, kabul etmedik. Bugün de bu iki yüzünüzü kabul etmiyoruz. Bölgemizi kargörle çeviren ABD'nin İncirlik'te kürecik işlenmesini kabul etmiyoruz. Savaş çığırtkanlığınızı ve tezkerenizi reddediyoruz. Bu işler derhal kapatılsın. İsrail ile ilişkiler kesilsin, her türlü anlaşmaya son verilsin. Filistinliler, Araplar, Yahudiler, Kürtler, Ermeniler, Türkler, Ezidiler olarak biz bölge halkları kendi sorunlarımızı kendimiz çözeriz. Yaşasın halkların kardeşliği! Yaşasın halkların kardeşliği! Hiçbir halkın birbirine düşmanlığı yok, olamaz. Dünyanın dört bir yanında bütün halklar devrimci, ileri güçler, işgal politikalarına karşı durmaya devam edecek. Bir de ikiyüzlülüğünüzü göstermek gerek. Bu saldırılar sadece Filistin'de, Filistin halkına yapılmıyor. Aynı zamanda Suriye'de, Irak'ta, Rojava'da, Kürdistan halkına yapılıyor. Bugün Filistin halkı için sahte gözyaşı dökenler, Rojava'da öldürülen çocukların bedenini, vurulan su depolarını, enerji tesislerini televizyonlarda izleyip kahkaha atıyor. Ve sizin iki yüzlülüğünüzü unutacağız ve de Kürt halkının, Rojava halkının yanında durmaktan vazgeçeceğiz. Biz din farkı bilmeyiz. Biz din farkı bilmeyiz. Biz halkların kardeşliğinden, barıştan yanayız. Kahrolsun emperyalistler, eli kanlı katiller ve onların işbirlikçileri. Yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın özgür Filistin, bizi azadiye Rojava. Bizi azadiye Rojava! Bizi azadiye Rojava! Özgür Filistin, özgür Rojava! Özgür Filistin, özgür Rojava! Herkese teşekkür ederiz. Biz dinleyelim.